Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin için teknik ve temel değerlendirmeler yaptığım, aynı zamanda güncel haberlerden bahsettiğim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Başlamadan önce hep söylediğim gibi bu kanalda duyacağınız hiçbir şey bir yatırım tavsiyesi değildir. O şekilde algılanmamalıdır. Arkadaşlar Bitcoin 12.000 seviyesini kırdı. O yüzden bunu bir acil video olarak çekeceğim. Normal içeriğimden farklı olacak. O yüzden hemen geçmek istiyorum ama hatırlatmalarımı yapmadan da başlamak istemiyorum. Eğer Twitter kullanıyorsanız Twitter sayfamın linkini videomun açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Twitter sayfamın büyük oranda iki videom arasında gelişmeler olması durumunda bunları size güncel olarak aktarmak adına kullanıyorum. Dolayısıyla takip ederseniz faydalanmış olursunuz. Aynı zamanda arkadaşlar eğer içeriklerimi beğeniyorsanız, faydalanıyorsanız videomun hemen altındaki beğen butonuna tıklamayı, mümkünse yorum yapmayı ihmal etmeyin. Aynı zamanda halen daha abone olmadıysanız abone olup bildirimleri açarsanız ben video yüklediğim gibi YouTube size bir bildirim gönderecektir. Dolayısıyla vakit kaybetmeden içeriğime ulaşma imkanı bulacaksınızdır arkadaşlar. Hemen içeriğime geçecek olursam 6 Ağustos'ta çektiğimiz videoda şu 11.712.000 seviyesi bizim majör direnç alanımız olarak konuştuğumuz seviye, haftalardır konuşuyoruz arkadaşlar. Bu alanın hemen altından tepki almıştık şu 6 Ağustos'ta. O zaman videomuzda, o zamandan bu zamana çektiğimiz neredeyse bütün videolarda şunu söyledik. Buradan çok kuvvetli bir tepki almadık. Direncin içinde veya hemen altında fiyat paralel bir şekilde konsolide olduğu müddetçe yukarı kırma ihtimalinin aşağı dönme ihtimalinden daha yüksek olacağını teknik prensipler açısından düşündüğümüzü söylemiştik. Nitekim fiyat burada bir süre konsolide olduktan sonra yukarı kırdı arkadaşlar. Bunu formasyonlarımızın özelinde hedef anlamında değerlendirecek olursak iki tane alternatif formasyonumuzdan bahsetmiştik. Bu formasyonları iki yönlü konuşmamızın sebebi şuydu. Aşağı hattımız kendini teyit etmiş bir hat olsa da yukarıda kırılmayı henüz görmediğimiz için veya tepkileri tam olarak henüz göremediğimiz için iki tane alternatiften bahsetmiştik. Dünkü videomuzda şunu söylemiştik. Şu anda fiyat buradan aldığı tepkilere bakınca dünkü videomuzda simetrik üçgenin daha gerçekçi olduğunu söylemiştik. Nitekim ondan sonraki süreçte fiyatta tekrardan satışlar gördük buradan aldığımız tepkiyle ama fiyat yukarı doğru bir kırılma yaşadı. Kırılmaya bakınca ise arkadaşlar bu kırılmanın büyük oranda yükselen üçgenden kaynaklandığını görüyoruz. Bunun sebebi şu: bu tip alanlarda, bu tip formasyonlarda kırılmanın olduğu yerlerde hacim görmek istiyoruz. 1 saatlik mumda baktığımızda tam olarak yükselen üçgenimizin şu yeşil üst hatta olan yükselen üçgenimizden kırılmayı gördüğümüz mumda bir hacim görüyoruz 1 saatlikte ama 4 saatliğe bakınca o hacmin çok da gerçekçi bir hacim olmadığını görüyoruz. Ama yine de o hacme baktığımızda simetrik üçgen değil, şu yükselen üçgen formasyonun içinde olmuş olma ihtimalimizin daha yüksek olduğunu düşündürüyor bize arkadaşlar. Bu minvalde baktığımızda şu anda hacim kırılmayı desteklemiyor. Dolayısıyla bu büyük bir soru işareti. Bu tip formasyonlardaki kırılmalarda büyük hacimler görmek istiyoruz. Burada bir hacim yok ama çok kritik bir direnç alanını kırdık netice itibariyle. Henüz tabii ki kırdık demek için benim hep söylediğim bir şey var. Üstünde günlük mum kapatmamız gerekliliğinden bahsediyorum. Ama tabii ki trade için günlük mumu kapatmayı beklemek elbette fırsatı kaçırma riski de barındırıyor. Dolayısıyla bu kritik alan kırıldığı için bir trade denemesi yapılabilir. Belki de içinizde şu kırılma olduğu gibi trade'e girenler vardır. Benim tavsiyem şu olur arkadaşlar. Eğer hali hazırda bir trade'e girmediyseniz şu 11.880 seviyesini, yani yükselen üçgenimizin üst kanadını tekrardan bir deneyeyim. Bu alanın üstünde 4 saatlik mumun vereceği tepkiye bakıp bir trade'e girmek bence daha makul ve daha garanti olur. Ama ne olursa olsun, ama burada, ama o şekilde bir trade'e girmeniz durumunda mutlaka ve mutlaka bunun hacimden dolayı bir fake out olma ihtimali de olduğu için, yani hacim kırılmaları desteklemediğinde bunun bir fake out, yani bir yanılma, bir fake hareket olduğunu bize düşündürüyor. Mutlaka ve mutlaka en azından şu mumun altına gelecek şekilde 11.650-11.640 seviyelerine mutlaka ve mutlaka stop koymanızı öneririm. Çünkü bu tip fake outlarda çok kuvvetli bir şekilde fiyat
aşağı doğru dönebiliyor. Defalarca Bitcoin tablolarında gördüğümüz bir şey. O ihtimalde gözden kaçırmamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Peki burada trade'e giren arkadaşlar için makul hedef neresi? Şöyle simetrik üçgenimizde hedefi formasyon. Özür dilerim. Yükselen üçgenimizde hedefimizi şu şekilde belirliyoruz. Hemen hemen 12.000 12.800'ler seviyesine denk geliyor. Bu formasyonun hedefi arkadaşlar. Burada bu seviye ile alakalı şunu söylemeliyim ki üstümüzde 12.920 seviyesinde önceki tepe noktaları olduğu için yani Haziran 2019'daki tepe noktaları olduğu için bir direnç görüyoruz. Ama daha önceki videolarımda da söylediğim gibi bu seviyeyi baz almak evet gerçekçi bir tutum. Hem formasyon yükselen üçgen formasyonun hedefi olduğunu hem bir önceki tepe noktaları olduğunu dolayı bu alanı öngörmek çok makul ama bana göre bu alana yani bir trade giriyorsak bu alanda mutlaka en azından kar almak gerektiğini düşünüyorum ama bu alanda fiyat çok kuvvetli bir şekilde değil ama şu şekilde bir hareket yapar bu alanı denerse ben asıl hedefin bir önceki tepe noktası olan 13.880-14.000 seviyeleri olduğunu düşünüyorum. Ama trade açısından gerçekçi olan hem formasyon hedefi olduğu için hem bir önceki tepe noktaları olduğu için 12.900 seviyelerini baz almaktır diye düşünüyorum. Daha garanti olur diye düşünüyorum. Arkadaşlar bunu da söylemiş olayım. Aynı zamanda şu haftalık mumdan birkaç gündür bahsediyorum. Bildiğiniz gibi şu haftalık mum bir önceki tepe noktasının üstünde kapanması orta vadede oldukça olumlu bir işaret olur diye söylüyorum biliyorsunuz arkadaşlar. Nitekim bu önceki tepe noktası 11.528 iken biz bu haftanın mumunu 11.683 seviyesinde kapattık. Dolayısıyla burada bir yükselen tepe yaptık. Bu bir senedir 2019 Ağustos'tan beri ilk defa bu alanda bir yükselen tepe yapıyoruz. Dolayısıyla bu oldukça olumlu bir gelişme. Ama her zaman var biliyorsunuz arkadaşlar gerçekçi bakışta böyle spekülatif tahminlerde uçuyoruz kaçıyoruz diye bakan insanlardan biri değilim ben. Her zaman amayı da konuşmak gerektiğini düşünen bir insanım arkadaşlar. Şu anda günlük RSI momentum indikatöründe overbought alanına %70'in üstüne çıktığımız için tekrardan overbought alanına girdiğimizi yani çok fazla alım alanına girdiğimizi görüyoruz. Bu alan artık alıcıların momentumu yavaş yavaş yitirmeye başlayacağını düşünmemiz gereken bir alan bu momentum özelinde ki bana göre en önemli indikatörlerden bir tanesi Bitcoin'de de oldukça iyi özellikle günlük bazda baktığımızda oldukça iyi çalıştığını gördüğümüz bir indikatör. Peki bu formasyonumuzu kırdık yukarıdaki işte 12.900-13.000 seviyelerini denedik yani diyelim ki fiyat şurada 13.000 seviyesini denedi. Şurada bir yükselen tepe yaptı. Bence çok çok büyük hacimli bir bugün yarın çok büyük hacimli bir yükseliş görmediğimiz müddetçe bu momentum indikatöründe büyük bir sıçramaya sebep olmayacaktır. Çok yüksek muhtemel arkadaşlar. RSI momentum indikatöründe belki şöyle belki şöyle belki böyle bir yani bu turuncu olan buralara gelirse bir ayı uyumsuzluğu oluşacaktır. Bearish divergence dediğimiz bu da tehlike çanlarının çalabileceğini gösteren bir gösterge arkadaşlar. Şu anda oluşmadı ama yani tecrübeme bağlı olarak bunun oluşma ihtimalinin muhtemel olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bugün yarın izleyeceğiz. Net bir şey söylemek için şu anda erken ama bunun oluşması durumunda bir risk faktörü oluşacaktır. Tekrardan videolarımızda değerlendireceğiz. Aynı zamanda son olarak Bitcoin dominansından bahsedecek olursak arkadaşlar Bitcoin dominansında %63 ile 62 seviyesi benim şu mavi alanım desteğim biliyorsunuz. 62 seviyesi günlerdir destek vermeye devam ediyordu. Nitekim dün aşağıya doğru kırılmasına rağmen tekrardan destek alanımızın içinde kapandık. Bugün de fiyat hareketleri yukarı yönlü olduğu için büyük bir sıçrama yok ama şu anda Bitcoin dominansın
artmaya başladığını tekrardan görüyoruz arkadaşlar. Bugün söyleyeceklerimin sonuna geldim arkadaşlar. Eğer içeriğimi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Bu videomu 720p olarak yükleyeceğim. Çünkü bir an evvel sizlere ulaşmasını istiyorum ki belki trade yapacak arkadaşlar olur. Fırsatı kaçırmasınlar istiyorum. Yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın diyorum.